Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'de ben Talha Doğan. Bugün sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Nasılsın Tonguç? Hocam sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim evladım. Şimdi bak seninle alakalı bir cümleyle başladık. Tonguç çok sıcak bir insandır dedik. Şimdi sözcükte anlam sorularını anlayabilmemiz için öncelikle kelimelerin içinde bulunduğu pozisyona göre, içinde bulunduğu duruma göre kattığı anlamı iyi anlamamız lazım. Şimdi buradaki sıcak kelimesinin altını çiziyorum ve sıcak kelimesini inceleyelim. Sence bu kelime Tonguç gerçek anlamıyla mı kullanılmış dostum? Yoksa mecaz anlamıyla mı? Hocam gerçekten sıcağım yani gerçekten. Evladım 38 saçmalama. Dereceyim hocam 40 hasta derece. Mısın? Eyvah geçmiş evet, olsun. Evet birazcık ateşlendim hocam geçen. Ama şimdi anlatmak istediğimiz bu değil. Bak konuyu saptırıyorsun. Ben burada öğrencilere gerçek anlam, mecaz anlam anlatacağım. Sen bana ateşliyim, yok sıcağım, yok 38 derece Pardon diyerekten hocam. Saygısızlık ama. Hocam Ateşli de olsan, sıcakkanlı bir insanım hocam. sıcak kanlı da olsan bak beni sinirlendiriyorsun. Burada anlatmak istediğin şeyi dağıtma, sabote etme. Şimdi buradaki sıcak gerçek mi mecaz mı onu söyle bana önce. Hocam mecaz ya mecaz. Mecaz anlamda öyle değil mi? Çünkü ben sana dokunduğumda normal bir vücut ısın var. Yani buradaki sıcak kelimesinin mecaz anlamda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani mecaz derken kastımız nedir? Buradaki kelime aklımıza gelen ilk anlamıyla değil, sonradan kazandığı yeni bir anlamla kullanılmış. Peki somutluk ve soyutluk açısından inceleyelim. Sence buradaki sıcak kelimesi somut bir anlam mı ifade ediyor yoksa soyut bir anlam mı ifade ediyor? Hocam soyut olması gerekiyor. Soyut değil mi? Somut olsa elle dokunup hissedebiliriz. Mesela diyelim ki şuradaki kahveye dokunduğumuzda bunun sıcak ya da soğuk olduğunu anlayabiliriz. Ancak bir insanın sıcak mı soğuk bir insan olduğunu dokunarak aa çok sıcak bir insansınız siz diyemezsin. Konuşmalarında anlarız. Harikasın. Yani soyut olduğunu, soyut ifadelerle daha doğrusu sıcak olduğunu ya da soğuk olduğunu soyut ifadelerle yakalayabiliriz. Bakışından da anlarız. Bak şimdi gene olayı çapkınlığa getirdin. Sen hocam, nasıl bir insansın? Geçen gün Ceyda'ya baktım. O da bana bakıyor ve sıcak bir iletişim oldu aramızda. Neyse evladım yani hayırlısı diyorum ben senden artık bıktım. Şimdi nesnel ve öznel anlatıma baktığımızda nesnel kanıtlanabilir, duyguların katılmadığı anlatım. Öznel ise kişisel düşüncelerin, yorumların katıldığı anlatım olduğuna göre. Sence burada nesnellik mi var, öznellik mi var Tonguç? Hocam öznellik. Harikasın bak bir kelime üzerinden mecazı, gerçeği, soyutu, somutu, nesneli ve özneli özetlemeye çalışıyorum. Ne kadar derinmiş hocam bu konu. Aynen. Nicel, tabi bu kadar ayrıntılı anlatılmıyor kitaplarda. Bunların her birini sayfalarca anlatıyorlar. Ben bir kelimede bitirmek istedim sen zeki olduğun için. Ki inşallah öyledir. Nicel ve nitele bakalım. Şimdi nicel ölçülebilir özelliklerdir. Nitel ise ölçülemeyen, anlaşılabilen özelliklerdir. Sence buradaki özellik, Tonguç'un sıcak olması nitel mi nicel bir durum mu? Hocam nitel olması gerekiyor. Harikasın. Nitelik çünkü. Nitelik öyle değil mi? Nicel ölçü ama mesela çayın sıcaklığı ya da suyun sıcaklığı ölçülebilir. Ona atarsın termostatı veyahut da işte termometreye bakarsın sıcaklığı buymuş dersin. Dolayısıyla bu Tonguç'un sıcaklığı kanıtlanamaz bir ifade, mecazi bir ifade. Öyleyse biz sorularda mecazı, soyutu, özneli, niteliği ve kanıtlanamazı aynı paralelde, aynı düzlemde düşünebiliriz. Şimdi gerçek mecazla yan anlama bakalım. Hocam süper. Şimdi bak burada demiş ki burun akıntısı için ilaç var mı demiş. Buradaki burun sözcüğüne bakalım. Ayakkabının burnu vuruyor demiş ve seninki her şeye burun kıvırıyor demiş. Sence buradaki burun gerçek anlamıyla mı kullanılmış Tonguç? Gerçekten, gerçekten dokunabiliyoruz. Burun akıntısı var diyor. Gerçekten burundan bahsediyor. Ayakkabının burnu vuruyor derken ise insanın burnuna benzeyecek şekilde yani gerçek anlamından yola çıkarak yan anlam kazanmış. Dolayısıyla Tonguç'um buradaki burun sözcüğü gerçek anlamıyla yani temel anlamıyla kullanılmış. Anlaşıldı mı? Buradaki burun sözcüğü ise yan anlamıyla kullanılmış. Anlaşıldı mı dostum? Evet hocam. Gerçek anlamıyla bağlantılı. Mesela benim kolum ve makinenin kolu. Ön tarafında olduğu için. Aynen. Mesela insanın gövdesi ve ağacın gövdesi gibi. Seninki her şeye burun kıvırıyor derken ise buradaki mecazi bir durum var öyle değil mi? Burada burun kıvırmak derken esasında hiçbir şeyi beğenmiyor demek istemiş. Hocam ben burnumu kıvıramıyorum hocam. Zaten kimse kıvıramaz evladım. Dolayısıyla buradaki anlam bir mecaz anlam taşıyor. Bunu bileceğiz. Hocam sonucu. Cadılar ama böyle sağa sola oynatıyorlar burunlarını. O zaman cadılarda temel anlamda kullanılıyor diyeceğiz Songuç'um ama normal insanlarda mecaz anlamda kullanılıyor hocam, diyeceğiz. Hocam pardon sizi çıldırtıyorum. Gerçekten insan zekasının ulaştığı son noktasın Tonguç. Sana teşekkürler ne hocam. Ama çok güzel esprilerle gerçekten dersimize renk katıyorsun. Seni seviyorum Tonguç. Şimdi bakalım gerçek mecaz yan anlamla alakalı bakalım anlayacak mısın? Maçtan sonra ayağım ağrıdı. Bu gerçek mi mecaz mı yan mı? Hocam ayağı tabii ayağı gerçek ayak hocam. Harikasın buradaki gerçek sol anlamda. Mu sağ mı hocam? Duruma göre değişir evladım. Masanın ayağına dikkat ediniz demiş. Buradaki sence gerçek mi yan mı yoksa mecaz mı? Hocam masanın ayağı bir kere ayak olmaz ama o yan anlamı sanki. Yan anlamı gerçek anlamıyla bağlantılı olarak oluşmuş bir anlam. Ayak gibi şeyler var. Aynen. Yani burada insanın ayağını düşünelim şöyle mesela bir ayak çizelim. Değil mi? Vay. Bu ayakla masanın ayağı.
evladım saçma sapan bir insana dönüştün. Şimdi masanın ayağına bakalım bak. Masanın ayağı da aynı şekilde uzun. Böyle bir uzun ince evet. insan ayağına benziyor. Ayakta dolayısıyla tutuyor. Bağlantı var yani öyle değil mi? Evet. Tonguç bırak bu ayakları. Yani örnek veriyorum yanlış anlama. Hocam ayağınızı mı tuttum? Hayır bak buradaki anlatılan şey mecaz. Bırak bu dalavereyi, alavereyi, sahtekarlıkları demek istiyorum. Burada hem argo hem de bir mecaz anlam kazanmış. Şimdi terim anlamına bakalım. Sözcüğün bir bilim, sanat veya spor dalı için özel bir tanımla kullanılmasıdır. Mesela uyak düzeni demiş. Bu bir edebiyat terimidir. Ay dünyanın uydusudur demiş. Buradakiler birer nedir evladım? Coğrafya terimi. Ama seni dünyalar kadar seviyorum dediğinde bu bir terim değildir. Bu oyun üç perden oluşuyor dediğimizde bu da yine bir tiyatro terimi. Ama Tonguç perdeyi kapatır mısın dediğinde bu bir terim değil. O normal. Gerçek anlam. Harikasın bu bir gerçek anlamdır diyoruz. Terim anlamı da anladığımıza göre şu üç kolay şeyi de bitirelim hemen. Eş anlamlı, zıt anlamlı ve eş seslilik nedir ona bakalım. Şimdi yanlış sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Yazılışı hatalı. Aynı ama anlamı pardon yazılışı farklı ama anlamı aynı olan değil mi? Yanlış, hata diyebiliriz. Peki öğrencinin eş anlamlısı nedir? Amele hocam. Pardon ne harikası. Evladım öğrencinin zıttı amele olur mu? Sen bak şimdi hayır, çok çalışıyoruz mu demek istiyorsun? Hocam amele gibi çalışıyoruz valla sabahtan akşama kadar ya, çok yoruldum ya. Yani yan anlam diyebiliriz ona belki. Yan anlam diyebiliriz. Yani gerçek anlamıyla bağlantı olarak kazanmış bir şey diyebiliriz ama burada şakayı bırakalım. Öğrencinin eş anlamlısı talebedir evladım. Talebe, amele. Ha oradan bir benzettin herhalde. Talebe, karıştırdım hocam. Harfler karışmış, sıkıntı yok. Peki kırmızının eş anlamlısı nedir Tonguç? Kırmızı al. Harikasın. Al yanaklım hocam. Aferin bak yine olayı kendinle alakalı kısma getirdin. Şimdi zıt anlamlı yani karşı anlamlı sözcüklere bakalım. Yanlışın zıttı nedir Tonguç? Doğru hocam. Yanlışın zıttı doğrudur. Harikasın. Üç yanlış bir doğruyu götürür hocam. Aferin. Sevmenin zıttı nedir? Sevmemek. Hayır bak sevmenin zıttı sevmemek değildir. Sevmenin zıttı nefret etmektir. Sevmemek zıt anlamlı değil de olumsuz olmuş oluyor. Buna dikkat et olmuş. Bunu soruyorlar testlerde. Yani sevmek sevmemek. Bunların arasında karşıtlık yok. Bunların arasında olumsuzluk durum var. Ama sevmenin zıttı nefret etmektir. O zaman gelmenin zıttı nedir Tonguç? Gitmek. Harikasın. Gelmenin zıttı gitmektir ama olumsuzu gelmemektir. O ayrı bir şey. Evet, evet. Şimdi eş sesliğe bakalım. Eş seslilikte de şunu bileceğiz. Yüz deyince aklımıza bir sima gelebiliyor. Öyle değil mi? Yüz gelebiliyor. Evet hocam. Bir sayı olarak yüz gelebiliyor. Bir de normal yüzmek anlamında oha, yüz gelebiliyor. Anlamı varmış değil mi? Ya. Eş sesli. Gül dediğimizde de yine aynı şekilde çiçek olan gül var. Bir de senin sürekli yaptığın şey olan gülmek var. Öyle mi? Bu da yine eş sesli. Peki hala ile hala eş sesli midir Tonguç? Hocam o şapkaları ne hocam? Şapkalar durum değiştiriyor işte bak. Buradaki hala bildiğimiz annenin babanın erkek kız kardeşi manasındaki hala. Buradaki hala ise hala henüz gibi. Dolayısıyla bunların anlamları farklı. Bunlara anlamları farklı, yazılışları da farklı. Yazılışları da aynı eş sesli diyemeyiz. Çünkü bunların yazılışları farklı. Bunda şapka var, bunda yok. Eş sesli değil mi yani hocam? Değil evladım. Bunlar eş sesli değil. Heh. Pardon. Evet. Kar ve kar eş sesli mi? Hayır. Biri kar, kışın okulların tatil olması için dua ettiğiniz şey. İkincisi ben kar. Ben karı çok severim hocam. Aferin. Karı kim sevmez ki? Yağsın beyaz beyaz ruhumuza beyazlık, saflık, ben temizlik versin. Ben başka neyse. Saçma sapan konuşma. Şimdi soyut ve somuta bakalım evladım. Şimdi soyut ve somut deyince duyu organlarımızı algılayabildiklerimize somut, duyu organlarımızı algılayamadıklarımıza soyut diyoruz. Bunu zaten duymuşsundur. Fakat Türk Dil Kurumu'nun tanımına baktığımızda somut kişiden kişiye değişmeyen gerçekliğe sahiptir. Soyut ise kişiden kişiye değişen kavramlar için kullanılır. O zaman söyle bakalım ana Tonguç. Rüya soyut mudur, somut mudur? Rüya soyut. Soyuttu değil soyut mi? Soyut hocam. Her ne kadar görsek bile her gören farklı gördüğü için ve ben senin rüyanı göremediğim için soyuttur. Peki ışık soyut mudur, somut mudur Tonguç? Işık somuttur hocam. Harikasın, görebiliriz değil mi? Hava? Hava somut hocam. Somuttur, yani en azından hissediyorum. Elimi arabadan dışarı çıkarınca. Aferin. Ses? Ses duyuyorum somut hocam. Harikasın. Peki akıl? Akıl hocam bende var mı? Sende var ama gösteremiyoruz. O yüzden de yok gibi düşünülüyor. Halbuki senin normalde bir beynin, bir aklın var. Teşekkürler hocam. Peki şefkat? Şefkat tabii ki soyut hocam. Değil mi? Bunu da gene annelerin şefkatini alıp da bir kutunun içinde gösteremezsin. Dolayısıyla soyut ve somut da yine bildiğimiz kolay bir kavram. Genel ve özel anlam bakalım Tonguç'um. Şimdi mesela sen bir Tonguç'sun öyle değil mi? Tonguç olarak seninden başlayalım. Özelden genel gidelim. Tonguç olarak sen bir nesin? İnsansın. Öyle teşekkürler mi? Hocam. Aynı zamanda bir canlısın. Aynı zamanda bir varlıksın. Bak
Özelden genele gittiğimizde böyle bir durum var. Genelden özele gittiğimizde varlık, canlı, insan, tonguç durum var. Bir böyle sorabiliyorlar bir. İkincisi bir de aynı kelime genel anlamda mı kullanılmış, özel anlamda mı kullanılmış bunu da sorabiliyorlar bize. Aslan ormanın kralıdır derken burada genel bir anlam var. Yani tüm aslanları kastediyor. Ama aslan eti yavaşça yedi, parçalı dediğimizde buradaki aslan sözcüğü özel anlamıyla kullanılmış oluyor. Neden? Çünkü burada bir tek bir aslandan bahsediyor. Bütün aslanları kastetmiyor. Galatasaray'ı kastetmiyor mu hocam? Yani Galatasaray'ı kastetmiyor, evet. Nicel ve nitel anlama bakalım. Bunu da dersimizin başında söylemiştik. Nicel ölçülebilir özelliklerdi, öyle değil mi Tonguç? Evet. Ama nitel ise ölçülemeyen özelliklerdi. O zaman söyle bakalım bana. Şuraya yazalım. Ölçülemeyen. Atatürk büyük bir liderdir cümlesindeki büyük sözcüğü nicel mi nitel mi Tonguç? Hocam onun büyüklüğünü ölçemeyiz tabii ki. O zaman bu nitel, harikasın. Peki bana büyük bir oda lazım dediğimizde? 30 metrekare, 20 metrekare. Evet, dolayısıyla bu ölçülebilir. Yani nicel bir anlam taşıdığını bileceğiz. Bir de yansıma sözcüklere bakalım. Doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşuyor. Top aniden patladı dediğimizde. Pat. Evet değil mi? Bir ses var. Kedicik miyavladı dediğimizde. Hocam yine... çok güzel yaptınız. Saygısızlık yapıyorsun yine. Sabaha kadar horladın hocam, dediğimizde. Yine nasıl burada bir da horlama bu? Evladım sakin ol. Bunların hepsi birer yansıma sözcüktür. Şimdi soru geliyor. Kuşlar ne güzel ötüyordu cümlesinde. Yansıma sözcük var mı? Ötüyor. Var hocam. Aferin. Yok evladım bak yanlış söylüyorsun. Bu bir yansıma sözcük değil. Öt diye ötmez hocam. Ya. Kuşlar cicik ediyor deseydim olurdu ama ötüyor dediğimizde olmuyor. Ödüllü sorumuza geldik. Cevapları yorumlara bekliyoruz.